Gribe yakalanma ve gribi yayma. Gribin insandan insana nasıl bulaştığını ve komplikasyon riski yüksek olan insanların kimler olduğunu öğreneceğiz. Bugün 11 Ocak 2013. Takvimimde bugünü yuvarlak içine alarak işaretliyorum. Diyelim ki işten eve geldim ve kendimi halsiz hissediyorum. Ateşim var, boğazım ağrıyor ve öksürüyorum. Bunları hissettiğim gün bugün. Yeni yıla girdiğimizden beri hep iyiydim ve kendimi iyi hissediyordum. Hasta olduğumu gösteren hiçbir belirti yoktu. 11 ocağa geldiğimizde durum değişti ve bu semptomlar belirdi. Belirtilere bakacak olursak grip olma ihtimalim çok yüksek. O zaman aklımda birkaç soru beliriyor. İlk soru şu. Ne zaman iyi hissetmeye başlayacağım? Bunu öğrenmek için önce gripin ne kadar süreceğine bir bakalım. Böylece ne zaman iyileşeceğimi tahmin edebilirim. Genelde semptomlar 3 ila 7 gün arasındadır. Yani bu süre içinde kendimi iyi hissedemeyeceğim. Eh, belki ayın 16 veya 17'si gibi toparlanmaya başlarım. Ama ayın 18 ve 19'unda iyileşmeye başlayacağım. Aklımıza gelen ikinci soru ise bana grip virüsünü kim bulaştırdı? İnsanlar her zaman hastalığı kimden aldıklarını merak ederler. Takvime baktığımızda ayın 11'inde kendimi kötü hissetmeye başlamıştım. O zaman ayın 10'unda hastalığı birinden kaptım diye düşünüyorum. Şunu bilmeniz gerekir ki bu bulaşma süresi tek bir gün değildir. Aksine hastalığın bulaşması semptomlardan 4 gün önceden de gerçekleşebilir. Yani ayın 7'sinden 10'una kadarki sürede hastalığı birinden kapmış olabilirim. Peki hastalığı başkasından kaptığımı nasıl bilebilirim? Belki de kapı kolundan, belki de başkasının dokunduğu uzaktan kumandadan da kapmış olabilirim öyle değil mi? Ancak grip virüsü genelde insandan insana bulaşır. Bunun nedeni bir kılıf tarafından korunan RNA'ya sahip olmalarıdır. Burada gördüğünüz yeşil katman lipid çift katmandır. Yani kılıf olarak bahsettiğimiz şey. Kılıfı olduğu için virüsler çevreye daha duyarlı olurlar. Yani grip virüsleri başka biri tarafından bulaştığı için hasta oluruz. Sonuç olarak da grip başkasının hapşırığından, öksürüğünden ya da el sıkışmasından bize bulaşabilir. Ama genelde hasta birinden bulaşır. Ayın yedisinden onuna kadar hasta olan kimseyle etkileşime geçtim mi? Ayrıca bilmek istediğim bir başka şey ise hastalığı kime geçirmiş olduğum. Ben aklı başında bir insanım ve sağlıklı birini hasta etmek istemem ama gribi henüz semptomları belirmeden başkasına bulaştırmış olabilirim. Burada mor renkle gösteriyorum. Tabii ki hasta olduğum zamanlarda da hastalığımı başka birine bulaştırma olasılığım oldukça yüksek. Bu çok normal çünkü hasta olduğum sürede hapşırıyorum, öksürüyorum. Yani başkasına bulaştırmam oldukça normal. Enteresan olan durumsa ben daha hasta olduğumu bilmeden hastalığı başkasına bulaştırmış olabilme ihtimalim. Sonuç olarak Ocak 10'dan 17'ye kadar hastalığı bir başkasına bulaştırmış olabilir. Hastalığı kime bulaştırmış olabileceğimi bulmak için de oldukça kuvvetli bir beyin fırtınası yapmam gerekiyor. O zaman kendime Ocak 10'da kimlerle etkileşimde bulunduğumu sormam gerekir. Bu kişiler arasında ailem, iş arkadaşlarım, arkadaşlarım ve hatta yabancı insanlar var. Daha detaylı bir araştırma yapmam lazım. Nişanlım, ailem dediğim tek insan ve ben nişanlımla yaşıyorum. Şimdi buraya onun resmini çiziyorum. Kendisi oldukça sağlıklı bir insan. Onun yanına da başka bir renkle bir iş arkadaşımı çiziyorum. Kendisi sağlıklı gözüküyor ama aslında şeker hastası. Üçüncü olarak da hamile bir arkadaşımı çiziyorum. Arkadaşım hamile, karnında bebeği var ama aynı zamanda da iki yaşında küçük bir kızı var. Ve son olarak da otobüste yolculuk ettiğim tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın var. Otobüse binerken ona yardım ettiğim için bana teşekkür etti ve el sıkıştık. Yani o da potansiyel olarak grip bulaştırdığım insanlar arasında. Kırmızı yuvarlak içine aldığım bu insanlar grip bulaştırabileceğim, yüksek risk altında olan insanlar. Çünkü biri şeker hastası, biri hamile ve küçük bir çocuğu var. Bir diğeri ise tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın. Yuvarlan dışında da gayet sağlıklı olan nişanlım var. Ona da grip bulaştırma ihtimalim olduğu için durumdan yani benden o kadar da memnun değil. Bu insanlara, özellikle yüksek risk altında olan insanlara grip bulaştırmak istemiyorum. Peki neden yüksek risk altında olan bu insanları bu kadar önemsiyoruz? çünkü bu insanların vücutları gripten dolayı bazı komplikasyonlar geliştirirler. Sadece Amerika'da binlerce insan grip sonucunda hastanelik oluyor, hatta birçoğu hayatlarını kaybediyor. İşte yüksek risk altında olan insanlar bu insanlar. Gripin sebep olduğu komplikasyonlar oldukça fazla aslında. Ben size sadece birkaçını göstereceğim. Diyelim ki bu sizin akciğeriniz. Bu dal sol akciğerinize bu da sağ akciğerinize gitsin. Bildiğimiz gibi grip virüsü solunum ağacında yer alan hücreleri etkiler. Bu hücreler etkilenme sonucunda ateşe sebep olur. Virüslerin saldırılarına karşı bağışıklık sistemi devreye girer ve büyük bir tepki gösterir. Bronşlarımızdan gelen tepki çok büyük olduğunda bronşit ortaya çıkar. Gribe karşı olan tepki sonucunda bronşit gelişir. Bir diğer komplikasyonsa iltihap sonucu ortaya çıkar. Akciğerlerimizdeki binlerce hava kabarcıkları bu iltihaptan etkilenir ve buna da zatürre denir. Yani akciğerlerindeki hava kabarcıkları iltihaplanmış birinde zatürre vardır. Son olarak da bronşlarda çapraz olarak yerleşen düz kaslar vardır. Bazen grip nedeniyle bu kaslarda seyirme oluşur ve bu kaslar kasılır. Buna da astım krizi deriz. Yani grip sonucunda astım krizine girebiliriz. Anlattığım bu komplikasyonlar oldukça kötü, öyle değil mi? Ve bunlar sizi hastanelik edebilir, hatta ölüme götürebilir. Bu komplikasyonlar sadece bu kadar değil, daha fazlası da vardır. Kulak iltihabı da bunlardan biridir.